merhabalar. Merhaba kardeş. Nasılsınız? Allah razı olsun. Merhabalar Şakir Bey. Merhabalar. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, söyleşimize geçmeden önce Midyeci Şakir olarak ben kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. İzleyicilerimize Şakir Bey izin verirseniz babanız Hüseyin Bey ile başlamak istiyorum. Tabii ki. Hüseyin Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz ve nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Abi 1970'te ben İzmir'e geldim. Hı-hı. İzmir'den gelirken manavcılık yaptım. Sonra bıraktım, midyeciliğe başladım. Hı-hı. Midyeciliğe başlarken 70'te 5 kuruştan başladım. Evet. Bu ana kadar yapıyor. Evet. 1970'ten beri Midyeci Şakir olarak İzmir'de hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Sonra ben dedim, ben yaşlandım dedim, çocuklarıma teslim edeyim, Şakir. Şakir olarak Ertan olarak, oğlanlara teslim edeceğim. Evet. Artık ondan sonra ikinci kuşak olarak onlar devam edecek. İlle Çeşme'dekiler, ille diyor Hüseyin gelsin. Evet. Benim ismi de Şakir yapmışlar. Çünkü hepsi internette, her yerde Şakir çıkıyor. Midyeci Şakir Midyeci olarak, herkese Şakir olarak. Benim ismi olarak de Şakir geçmişler. Yani İzmirliler, Çeşmeliler sizi Midyeci Şakir olarak tanıyorlar ve o şekilde biliyorlar. Evet. Şimdi Midye'de ben böyle sağda solda satmıyorum. Bütün böyle yetkili kişi, böyle iyi insanlar, böyle oteller olsun, otellere, iş adamları olsun, sanatçılara telefon açarken evlere servis getiriyorum onları. Dışa sahilde de bazı isteyenler yine tepside gidip veriyorum onlara. Evet, ama ağırlıklı olarak siz kendiniz telefonla artık bu işi yürütüyorsunuz. Evet. İşte sanat dünyasından olsun, iş adamları olsun, onlar sizden böyle bir talepte bulundukları zaman siz de onlara o şekilde en iyi, en güzel, en kaliteli bir hizmeti sunmaya devam ediyorsunuz. Doğru söylüyorum, evet. Peki Şakir Bey, sunmuş olduğunuz hizmet nelerdir? Biraz bu midyeler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi ilk önce ben Midyeci Şakir nasıl olduğunu onu anlatayım size. Tabii ki, buyurun. 2005 yılında Hürriyet Gazetesi'ne çıktım ben. İlk ona girdim Hürriyet'te. Midye'de olmadığı en yoğun adres oluyor ya. Evet. Oraya çıkarken işte babam burada olmadığından dolayı. Babam hacca gitmişti. Mekke, evet. Medine'ye. Kutsal topraklara dedi. İşte o yüzden gazeteciler beni çekerken orada Midyeci Şakir olayı patladı. Hizmet kalitesinden, ürün kalitesine ödün vermeden bu şekilde devam etmek istiyorsunuz diyebiliriz. Biz de vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ne oldu? Çok sağ olun.